Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Google'un haritasındaki bir bölgeyi 3 boyutlu hale getirmeyi anlatacağım. Bu nasıl oluyor diye soracak olursanız şimdi birazdan nasıl olduğunu göstereceğim. Öncelikle bunu yapabilmek için bir tane programa ihtiyacımız var. Bu programın ismi Blender. Tamamen ücretsiz bir şekilde dağıtılmaktadır. Linkini de videomuzun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir de bu programın bir tane eklentisi mevcut. Bu eklentiyi de buradan download zip diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Eklentinin linkini de aynı şekilde videomuzun altında açıklama kısmında paylaşacağım. Programı kurduktan sonra masa üstünde bu şekilde bir simgesi çıkıyor. Bu simgeye tıklayarak programı açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir paneli mevcut. Öncelikle bizim eklentiyi kurmamız gerekiyor. Burada Edit diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorum. Buradan Preferences kısmına tıklıyoruz. Install butonuna tıklıyorum. Buradan İndirmiş olduğunuz eklentiyi seçiyorsunuz ve install diyerek bunu yüklüyoruz. Yükledikten sonra burada gördüğünüz gibi eklentimiz gözüküyor. Buradan kutucuğa tıklayarak bunu aktif hale getiriyoruz. Yanında gördüğünüz gibi bir tane ikonu var. Bu ikona tıklıyorum. Buradan Cache Folder kısmından bir tane yol belirtiyoruz. Bunu da yaptıktan sonra bu pencereyi kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane GIS diye bir menü oluşuyor. Bu menüye tıklıyorum. Buradan Base Map kısmını seçiyoruz. Buradaki bölümlere dokunmanıza gerek yok. Direkt OK'ye tıklıyorum. Karşımıza bir tane harita çıkıyor. Haritayı açtıktan sonra klavyeden G tuşuna basıyoruz. Burada bir tane konum konumu seçiyorum ve burada Zoom Level diye bir bölüm mevcut. Burayı da 15 olarak ayarlıyoruz ve OK tuşuna basıyorum. Bunu yaptıktan sonra klavyeden E tuşuna basarak bu haritanın bir ekran görüntüsünü alıyoruz. Burada gördüğünüz gibi yuvarlak bir bölüm var. Mouse'u buraya getirdiğiniz zaman sağa sola bunu çevirebiliyorsunuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada GIS'te tekrar geliyorum. Buradan SRTM butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde haritayı 3 boyutlu bir şekilde bize burada gösteriyor. Yani 3 boyutlu olarak bize haritayı çeviriyor. Şimdi buradan tekrar GIS'e tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi Get OSM diye bir bölüm var. Buraya basıyoruz. Karşımıza bu şekilde bir panel geliyor. Klavyeden Shift tuşuna basarak bunların hepsini seçiyorum.
Burada bir tane kutucuk mevcut. Bunu da seçiyoruz ve buna okey diyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü oluştu. Tabii bu görüntü haritanın konumuna göre değişebiliyor. Mesela evlerin olduğu bir bölümü seçerseniz oradaki evleri de size otomatik olarak 3 boyutlu hale getiriyor. Şimdi isterseniz deneyebiliriz. Buradan öncelikle buradaki haritayı delete tuşuyla siliyorum. Buradan tekrar GIS'e geliyoruz. Burada Base Map kısmına tıklıyorum. Klavyeden tekrar G tuşuna basıyoruz. Burada bu sefer İstanbul bölgesini seçiyorum ve OK diyoruz. Tekrar klavyeden E tuşuna basıyorum. Buradan GIS bölümünden Get SRTM kısmını seçiyoruz. Şu an gördüğünüz gibi pek fazla bir şey olmadı. Buradan tekrar GIS'e tıklıyorum. Get OSM kısmını seçiyoruz. Buradaki bölümlerin hepsi seçiliyken tekrar OK tuşuna basıyorum. Evet, tabii bu bilgisayarınızın hızına göre değişebilir. Çünkü İstanbul'da bildiğiniz gibi birçok ev mevcut. Bu yüzden biraz uzun sürebiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde evleri de 3 boyutlu olarak çevirebiliyoruz. Burada isterseniz arka plana farklı resimler de koyabilirsiniz. Arka plana resim koymak için burada dünya işaretine tıklıyorum. Buradan color kısmından buradaki bölümü seçiyoruz. Buradan Environment Texture kısmına tıklıyorum. Burada bir tane klasör resmi çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Buradan bilgisayarınızdan herhangi bir resim seçiyorum. Şu anda ekranda gözükmedi. Buradaki dünya ikonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arka plana bu şekilde 3 boyutlu bir resim koyabilirsiniz. Yani düz bir resim koyuyorsunuz, onu kendisi otomatik olarak 3 boyutlu olarak bize gösteriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bize yorumlarda belirtin. Videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.